Edirne'nin düşmesi Osmanlı açısından Balkan Savaşı'ndaki en ağır darbedir. Edirne'nin ardından direnişin devam ettiği diğer iki yer, Yanya ve İşkodra'da düşmüş, Rumeli'de her şey kaybedilmişti. Mahmut Şevket Paşa hükümeti, büyük devletlerin barış için araya girmesini istedi. Barış anlaşması Londra'da St. James Sarayı'nda imzalandı. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ile Dışişleri Bakanı Said Halim Paşa'nın imza attığı Londra Anlaşması'na göre Osmanlı'nın Trakya sınırı Midye ve Enes kasabaları arasındaki düz hat olarak kabul edildi. Edirne Bulgaristan'a bırakıldı. Osmanlı hükümeti Girit Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunu onayladı. Ege Adaları'nın geleceği büyük devletlerin kararına bırakıldı. Bunun anlamı bu adaların Yunanistan'a verilecek olmasıydı. Arnavutluk bağımsız bir devlet olarak tanındı. Daha Londra Anlaşması'nın üzerinden iki hafta geçmeden Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bir suikastle öldürüldü. Bu suikasti yönetime tam anlamıyla el koymak, muhalefeti ezmek için fırsat sayan İttihatçılar 350 muhalifi tutuklayıp Sinop'a sürdüler. Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan arasındaki kavganın konusu Makedonya'nın nasıl paylaşılacağıydı. Artık yeni cepheler belli olmuştu. Bir tarafta Yunan-Sırp ittifakı, diğer tarafta Bulgaristan. Bulgar ordusunun 29 Haziran gecesi Makedonya'da Vardar Nehri çevresindeki Yunan ve Sırp kuvvetlerine taarruz etmesiyle İkinci Balkan Savaşı başladı. Çok geçmedi, Yunan ve Sırp ordularıyla savaşan Bulgaristan'a büyük bir darbe indi. Romanya, Bulgaristan'ın elinde bulunan Dobruca'yı almak için savaş ilan etti ve Rumen orduları Bulgar topraklarına girdi. Bulgaristan şimdi düne kadar Osmanlı'nın yaptığı gibi birkaç cephede birden savaşmak zorundaydı. O da tıpkı Osmanlı gibi bütün cephelerde mağlup oldu. Balkan devletleri kendi aralarında savaşa tutuştuğunda Osmanlı'ya Edirne ve Kırklareli dahil Trakya'yı kurtarmak için bir fırsat doğdu. Ancak batılı devletlerde Rusya'da Osmanlı'nın Edirne'yi geri almasına karşıydı. Kabinede çoğunluk çekingendi. Ordu yönetimi de tereddütlüydü. Sadece iki kişi bütün tehlikeleri göze alarak Edirne'yi kurtarmak için hemen askeri harekatın başlamasını savunuyordu. Hükümette Dahiliye Nazırı, İçişleri Bakanı Talat Paşa, orduda Enver Bey, Talat Paşa, kabine arkadaşlarını sonunda ikna etti. 19 Temmuz'da Ahmet İzzet Paşa'nın kumandasındaki 200 bin kişilik Osmanlı ordusu Midye Enes hattını geçti. Bu harekatta Yarbay Enver Bey, Hurşit Paşa'nın kol ordusunun kurmay başkanıydı. Önce Kırklareli, ardından Edirne kurtarıldı. Edirne semalarında yaklaşık 4 ay sonra tekrar Türk bayrağı dalgalanmaya başladı. Balkan savaşlarında ölü, yaralı ve kayıplar dahil Bulgarların insani kaybı 106 bin, Sırpların kaybı 91.500, Yunanistan'ın kaybı 41 bin, Karadağ'ın kaybı ise 9.500'dü. Bu 4 ülkeyle savaşan Osmanlı'nın kaybı ise 250 bin kişiydi. Balkan coğrafyasındaki 400-500 yıllık siyasi, kültürel ve etnik yapı, en nihayet 3-4 ay süren savaşlar sonunda geri dönülemez şekilde değişti. Osmanlı'nın beklenmedik bir biçimde Balkanları terk etmesi, Balkan ülkeleri için hayal bile edemeyecekleri toprak kazançlarına yol açtı. Osmanlı Devleti Avrupa'daki topraklarının %83'ünü kaybetti. Balkan Harbi'nde gerek yüz ölçümü gerekse nüfus açısından
en büyük kayba Osmanlı uğradı. Bu durum İstanbul ve Anadolu'yu da kaybetme endişesini doğurdu. Anadolu'da bir Türk devleti kurma fikrini hayata geçirecek olan da bu endişeydi. Askeri tarihimizin en ağır bozgunlarına sahne olan Balkan Savaşı'nı anlatmaya devam ediyoruz. Belgeselimizin son bölümüne geldik. Önceki bölümlerde Osmanlı'nın bu savaşta Balkan devletleri karşısında ard arda yaşadığı bozgunları gördük. İmparatorluk birkaç ay içinde Adriyatik Denizi'nden Çatalca'ya kadar çekilmiş, Müslüman nüfus katliam ve tehcirlere maruz kalmıştı. Bugün Osmanlı'nın bozguna uğramasının sebep ve sonuçlarıyla Türk milliyetçiliğinin nasıl ortaya çıktığını anlatacağız. Osmanlı'nın uğradığı bozgunun pek çok sebebi vardır. Ama temel sebep şudur. Dünya milliyetçilikler çağına girmişti. Çok uluslu imparatorluklar, bünyelerindeki kavimlerde uyanan ayrılıkçı milliyetçilik hareketleriyle içten içe yıkılıyordu. ...1800'lü yılların ilk çeyreğinden 1900'lü yılların ilk çeyreğine kadar tam 100 yıl süreyle oluk oluk kan aktı. Asırlardır dost ve iyi komşu olanlar birdenbire aynı köyde, aynı mahallede ayrı milletler haline geldiler, düşman oldular. Artık ordu, halk, okul, komitacı, savaş kavramlarının iç içe geçtiği bir çağa girilmişti. Eskiden Balkan köylüleri için yeryüzündeki bütün köylüler gibi baştaki hükümdar kim olursa olsun çok fark etmezdi. Az vergi alması ve adil olması yeterliydi. Osmanlı bu şekilde Balkanları 500 yıl yönetmişti. Ancak modernleşmeyle birlikte eğitimin, okulun ve gazetenin yaygınlaşmasıyla durum değişti. Milli dil meselesi önem kazandı. Öğretmenler ve papazlar asırlardan beri padişahın sadık tebaası olan Balkan köylülerine milliyetçilik fikrini götürdüler. Artık Makedonya'daki Sırp, Yunan ve Bulgar köylüleri de ayrı bayrak istiyorlardı. Selanik valiliği yapan Hüseyin Kazım Kadri Bey şöyle anlatır. Köylüler için en büyük emel Bulgar, Sırp ve Yunan bayraklarının altında fotoğraf çektirmekti. Çete teşkilatı en küçük köylere kadar yayılmıştı. Gizlice hudutlarımıza giren eşkıya köylerde kendilerine istedikleri kadar silah ve arkadaş bulabiliyordu. Memleket ruhuyla, fikriyle, kanaatiyle bizim aleyhimizdeydi. Kilise ve okul Makedonya köylülerinden Bulgar ve Rum komitacıları çıkartmıştı. Balkan milliyetçiliği bu yüzden çok kan dökücü oldu. Batı'da bildiğiniz gibi milliyetçilik burjuvazinin yani kent kültürünün bir parçasıdır. Balkanlarda ise böyle bir şey yoktur. Bilakis yani kentler dışında giderek daha yaygın, tabana yaygın bir şekilde kırsal kesimde giderek kitleleri mobilize etmeye yönelik bir çaba ön plana çıkmaktadır. Ve burada da tabii komitaların, komitacıların, çetelerin önemli bir rolü oynayacaktır. Çünkü bu topraklar her şeyden evvel Osmanlı toprağı ve yönetimler, kentlerde yönetimler Osmanlı yönetimi. Yani baş kaldırı bir şekilde tabandan geliyor. Bulgar ve Rum köylülerinden komitacı yetiştiren kilise ve okul ya da papaz ve öğretmen faktörü üzerinde biraz durmak gerekir. Bizans ve klasik Osmanlı devrinde Rum Patrikhanesi, Bulgarlar ve Sırplar dahil bütün Ortodoksları kapsıyordu. 19. yüzyılda Ortodoks Bulgarlar ve Sırplar Rum Patrikhanesinden ayrılıp kendi kiliselerini kurmaya yöneldiler. Osmanlı, Avrupa'nın ağır baskılarıyla Patrikhane'den bağımsız Bulgar eksahlığının
yani bir Bulgar Patrikliği'nin kurulmasına izin verdi. 1856 İslahat Fermanı'ndan sonra da Bulgar eksahlığını resmen tanıdı. Her köyde bir kilise zaten vardı. Yunan ve Bulgar milliyetçiliğini işleyen okullar da artık köylere kadar yayılıyordu. Balkan Savaşları üzerine 1914 yılında bir kitap yazan Amerikalı Jacob Goldschurman, 1900 yılında Osmanlı Makedonya'sındaki etnik okulların ve öğrencilerin rakamlarını şöyle veriyordu. 178 Sırp okulunda 7200 öğrenci, 875 Bulgar okulunda 39.832 öğrenci, 927 Rum okulunda 57.602 öğrenci. Osmanlı Makedonya'sındaki bu okullar Bulgar, Rum ve Sırp toplumlarıyla kiliseler tarafından kuruluyordu. Makedonya'da Rum ve Bulgar okullarındaki öğretmenlerin tamamına yakını Bulgaristan ve Yunanistan'da eğitilmişlerdi. Tarihçi Anastasia Karakasidou bunları siyasi ajan olarak da çalışan öğretmenler diye tanımlıyor. Bunlar Bulgar ve Yunan milliyetçiliklerini kırsal kesime, köylere götürüyorlardı. 1900'den 1912'ye bu etnik okulların sayısı yaklaşık iki misli arttı. İşin ilginç yanı, bu okullar üzerinde Osmanlı Eğitim Bakanlığı'nın yani Marif-i Umumiye Nezareti'nin denetimi bile yoktu. Osmanlı'da bildiğiniz gibi çok unsurlu bir imparatorluk oluşu nedeniyle hukuk düzenine baktığımız vakit çok unsurluluk var. Yani şer'i hukuk var, nizami hukuk var, ecnebi hukuku var. Beraberinde de bir takım azınlık demeyeceğim çünkü azınlık değil onlar, bir takım cemaatler hukuku var. Aynı şey eğitimde de söz konusu. Yani bir tür diyelim eğitim kurumlarından işte medrese gibi bir takım kurumlar İslami nitelikte, dinsel nitelikte okulları oluşturuyorlar. Bunun yanı sıra idadi bildiğimiz gibi rüştiye gibi okullar, bunlar daha sekülerize diyelim okullar oluşturuyorlar. Ecnebi okulları var, yabancı okulları var ama bunlar yanı sıra da anasırın yani gayrimüslimlerin oluşturduğu cemaat okulları var. Ve bu cemaat okullarının programları tamamen bağımsız. Yani Marif Nezareti'yle hiçbir ilişkisi yok bunun. Marif-i Umumiye Nezareti'yle. Bu ancak 1915 yılından itibaren bunlar bu okullarda mesela Türkçe zorunlu hale geliyor. Tarih okutulmaya başlanıyor. Osmanlı tarihi okutulmaya başlanıyor. Coğrafyası okutulmaya başlanıyor. Tarihçi Zafer Toprak, Cumhuriyet devrinde tevhid-i kaza yani yargı birliği ve tevhid-i tedrisat yani eğitim birliği politikalarının bu duruma tepki olarak geliştiğini belirtiyor. Osmanlı bu okulları Eğitim Bakanlığı'nın denetimine almak ve patrikhaneleri siyasetin dışına çıkarmak için çok uğraştı. Fakat sokaklara taşan protesto eylemleri ve tırmanan terörün yanı sıra Avrupa'nın da tepkisiyle karşılaştı. Bu sorunlar ancak 10 yıl sonra Lozan'da çözülecektir. Aynı dönemde Osmanlı Makedonya'sında Osmanlı Devleti'nin açtığı okullardaki toplam öğrenci sayısı 29.851'di. Başka bir deyişle Rum öğrencilerin neredeyse yarısı, Bulgar öğrencilerin ise 1/3 kadar. Bu tablonun çeşitli sebepleri var. Evvela Bulgar ve Rum okullarının arkasında milliyetçilik enerjisi vardır. Ayrıca bu okullar kiliselerin ve tüccar sınıfının desteğiyle kurulan özel okullardı. Osmanlı okullarını ise devlet açıyordu. Bürokrasi ağır işlediği gibi tarihçi Justin McCarthy'nin deyimiyle Osmanlı Devleti'nin üzerinde çok ağır bir emperyalizm yükü bulunuyordu. Eğitim ve diğer modernleşme faaliyetlerine bütçeden yeterli pay ayrılamıyordu. Daha da önemlisi Müslüman Türk toplumunda böyle okullar açacak bir hırs, bir toplumsal enerji yoktu. Rumeli'de yüzbaşı olarak görev yapan Kazım Karabekir,
Hatıralarında Selanik'teki Hamidiye Caddesi'nde 400 kadar kız ve erkek Rum öğrencinin yaptığı bir yürüyüşü anlatır. Birkaç yıl evvel bir Rum zengini Rum mekteplerine 30 bin frank vasiyet ederek ölmüş. Bu zatın öldüğü gün ismini ihya için geziyorlarmış. Çok müteessir oldum. Bizim hükümetimizin marifi cılız. Zenginlerimiz kayıtsız. Askeri makamlarda dahi büyükler aciz. İttihat ve Terakki'nin kurucularından Arnavut Doktor İbrahim Temo, meşrutiyet ilan edildikten sonra sürgünde bulunduğu Paris'ten Ohri Gölü'nün kenarındaki memleketi Ustruga kasabasına ziyarete geliyor. Temo'yu karşılamak için Ustrugalı Bulgar Okulu'nun öğrencileri toplanmış, başlarında öğretmenler ve papazlar hürriyet şiirleri okuyorlar, meşrutiyeti kutluyorlar. Müslümanlar ise İbrahim Temo'nun akrabaları dahil sessiz, durgun, "Hoş geldin be doktor efendi" diyerek geçiştiriyorlar. İbrahim Temo anılarında Müslümanlarda maarifsizlik yani eğitimsizlik yüzünden milli hissin gelişmediğini, bu yüzden böyle pasif olduklarını anlatır. Tarihçi Ahmet Turan Alkan da Müslüman halkın siyasete ilgisizliği konusunda şunları yazar. Ahali öteden beri yönetime katılan değil, yönetilen bir obje olarak geleneksel siyasi sistemin pasif unsuru ola gelmiştir. Bozgun'un diğer önemli sebeplerinden biri, ordunun da çözülmekte olmasıydı. Meşrutiyet gelmişti. Siyasetin artık padişaha değil, halka dayanarak yapılması gerekiyordu. Fakat Müslüman halk ilgisiz ve çekingendi. Rum ve Bulgar toplumları ise kilise, okul ve tüccarlarıyla hırslı ve örgütlüydüler. Bu yüzden Türkler açısından siyaset, padişahın elinden çıkınca halka dayalı partilere değil, toplumda en eğitimli ve örgütlü güç olan orduya geçti. Ordu her zaman Osmanlı'da politiktir. Bir kere bunu kabul etmek gerekir. Özellikle son dönemde, Osmanlı'nın son döneminde ordunun etkinliği bir noktada ordu mensuplarının gördüğü eğitimle çok yakından bağlantılıdır. Yani Türkiye'de en diyelim çağdaş eğitim kurumları bildiğiniz gibi bu askeri eğitim veren kuruluşlardır. Yani askeri harbiye, bilmem tıbbiye gibi kuruluşlardır. Bunlar bir ölçüde Fransız ansiyen rejiminin, eski rejiminin modeli doğrultusunda oluşturulmuş okullardır. Bunlar, buralarda yetişen kişiler aslında en çağdaş ders normlarıyla eğitilmişlerdir. Bunu kabul etmek gerekir. Yani ders kitaplarına baktığımız vakit, yani Harbiye'deki diyelim bir okutulan derslere baktığımız vakit, o gün için hakikaten en modern anlayışı ifade eder. İşte bu görüşler aslında doğal olarak askeri daha bir ön plana çıkaran unsurlar olarak değerlendirilebilir. Öte yandan coğrafya veya mobilite çok önemlidir, hareketlilik çok önemlidir. Hakikaten ordu mensupları en geniş coğrafyayı kuşatmış insanlardır. Çok farklı coğrafyalarda görev almış insanlardır. Bilmem kimi zaman Trablusgarp'a gidilmiştir, kimi zaman Balkanlarda Avrupa'nın içlerine doğru yönelmişlerdir. Yani farklı coğrafyaları bilen insanlardır. Bir de şunu unutmamak gerekir. Bu insanlar aynı neslin insanlarıydı. Aynı harbiyede, aynı sıralarda okumuş insanlardı. Bunların beraberliği, bunların birlikteliği siyasette de bir birlikteliği gündeme getirmiştir. Jön Türkler halkın ilgisiz ve pasif olması karşısında hiç olmazsa bir süre subayların halk adına siyaseti ele alması gerektiğine inandılar ve boğazlarına kadar siyasete daldılar. Mahmut Şevket Paşa bunu vatanı kurtarmak için ordunun ön ayak olması mutlak gerekiyordu diye ifade etmiştir. Bu düşünce Cumhuriyet devrindeki darbe ve müdahalelerin de fikri temelini oluşturdu. Tıpkı Fransız tarihindeki Bonapartist dönem gibi Türkiye'de de ordunun böylesine siyasallaşması hiyerarşi ve disiplini bozdu,
Balkan Harbi'ndeki bozgunlarımızın önemli nedenlerinden biri oldu. ...1908'e doğru Abdülhamit artık ülkeyi yönetemez hale gelmişti. Abdülhamit zamanında Makedonya'da yabancı jandarma kurulması bunun bir örneğiydi. Sonra olaylar şöyle gelişti. 24 Temmuz 1908'de Selanik ve Manastır vilayetlerinde ayaklanan genç subaylar meşrutiyeti ilan ettirdi. Askeri hiyerarşi sarsıldı. 13 Nisan 1909'da meydana gelen ünlü 31 Mart vakasında alaylı askerler mektepli subaylara karşı ayaklandılar. Orduda emir komuta zinciri kalmamıştı. 17 Nisan'da Selanik'teki 3. Ordu Hareket Ordusu adıyla Mahmut Şevket Paşa komandasında ve gönüllü Balkan komutalarının da katılımıyla İstanbul'a yürüyerek idareye el koydu. Askeri hiyerarşi bir kez daha bozuldu. Yönetime hakim olan Mahmut Şevket Paşa ve İttihatçılar 2 Temmuz 1909'da tensikat yani orduyu yeniden düzenleme yönünde kanunlar çıkardılar. Ordunun gençleştirilmesi doğru bir reformdu. Fakat aceleyle uygulandığı için orduda düzen yine sarsıldı. 1912 yılında orduda bütün bunlara tepki olarak İttihatçılara karşı Halaskar Zabitan adıyla bir junta oluştu. Siyasetteki iddiaçı ve muhalif kavgası bu suretle orduya yansıdı. Bazı subaylar iddiaçılara karşı veya etnik duygularla Arnavut isyanını desteklediler. Orduda etnik ayrılık da ortaya çıkıyordu. Artık subaylar işi gücü bırakmışlar, siyaset yaparak vatan kurtarmaya koyulmuşlardı. Balkan Savaşı'nda Trakya cephesinde 3. Ordu Kumandanı olan Mahmut Muhtar Paşa durumu şöyle özetliyordu. Siyasetle uğraşmak, çekişmelere girmek, disiplin ve sadakati bozacak hallere girişmek subaylar arasında geçerli olağan bir iş olmuştu. Bazen de iş topluca isyana kadar vardırılırdı. Büyükler birbirini çekememe ve küçükler de bir dağınıklık içindeydiler. Şüphe yok ki Meşrutiyet Ordusu Yeniçerilik alemine yaklaşıyordu. Bununla birlikte halk arasında kahraman ordu, muhterem subaylar sözlerinden ve el şakırtısından başka bir şey işitilmiyordu. Bir ordu için en büyük felaket, genç subayların askeri vazifelerinin dışında olarak ordunun ve memleketin düzenlenmesine kalkışmalarıdır. Kanun ve nizamı değiştirmeye kalkmak, hükümeti kontrol altına almak, devletin siyasi işlerine etkide bulunmak gibi maksatlara dayalı kulüpler ve cemiyetler kurmalarıdır. Balkan Harbi'ne kurmay binbaşı olarak katılan Hafız Hakkı Paşa da Bozgun adlı kitabında hezimetin nedenlerini tahlil eder. Gece taarruzlarında Bulgarların projektör ışığından panikleyen askerler olduğunu anlatır. Eğitimsiz, bilgisiz asker ordunun başına büyük beladır. Son felaketimizde çok defa ağır bozgunlarla askerlerimiz geceleri elden çıktı, dağıldı. Bizde köylünün de şehirlinin de gece dışarıda işi yoktur. Gece bizim gençlerimiz için periler, cinler, devlerle doludur. İdadi ve âli mezunu gençlerin bile çoğu 15-20 yaşlarına kadar gece dışarı çıkmaktan korkar. Küçük yaştan beri cin ve peri hikayeleriyle fena halde ürkek tabiatta olmuşlardır. Hafız Hakkı Paşa kitabında medrese öğrencilerinden de bahseder. Senelerce medrese köşelerinde çürüyen, derslerdeki başarısının ödülü askerlikten kurtulmak olan medrese talebelerinin harpte bir işe yaramamalarında şaşılacak bir taraf yoktur. Meşrutiyetin ilan edildiği 24 Temmuz 1908 tarihi ile
Balkan Savaşı'nın resmen sona erdiği 29 Eylül 1913 arasında geçen 5 yıl 2 ay içinde 9 hükümet gelip gitmiştir. Ortalama her 7 ayda bir hükümet. Dahası 8 Ekim 1912'de başlayan Balkan Harbi'nin devam ettiği yaklaşık 1 yıl içinde 4 hükümet değişti. Yani 3 ayda bir hükümet değişikliği. Bu korkunç bir istikrarsızlıktır. Peki neden bu istikrarsızlık? Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eserinde anlattığı gibi hem parti geleneği yoktu, hem toplumda güçlü partilere dayanak olacak siyasetle ilgili, eğitimli, iktisaden müteşebbis sosyal sınıflar yoktu. Toplumun ne kadar pasif ve ilgisiz olduğunu anlatmıştık. Onun için siyaseti askerler yapıyordu. Bu hükümet değişikliklerinin hepsinin arkasında ordudaki cuntalar vardı. Meşrutiyetin ilk sadrazamı Sait Paşa, İttihatçıların desteğine dayanıyordu. Sait Paşa, Arnavut isyanı ve muhalif subayların tehdidiyle iktidardan düştü. Yerine 12 Temmuz 1912'de, yani Balkan Savaşı'ndan 3 ay önce kurulan Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti, orduda Halaskar cuntasına dayanıyordu. Ahmet Muhtar Paşa hükümeti, Balkan Savaşı'ndaki bozgunlarla yıprandı. İstifa etmek zorunda kaldı. Yine Halaskar desteğiyle Kamil Paşa hükümeti kuruldu. Yarbay Enver, Babali baskınıyla Kamil Paşa'yı istifa ettirdi. Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruldu. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, muhalefetin tertibiyle öldürüldü. İttihatçı Sait Halim hükümeti kuruldu. Böyle birkaç aylık hükümetlerle orduyu güçlendirmek ve dış politikada sağlam ittifaklar kurmak zaten mümkün değildi. Rumeli ateşler içinde elden giderken bile politikacılar oturup anlaşamadılar. Orduyu siyasetten çekmek için çabalayan hükümetler de oldu. Sait Paşa hükümeti, askerin siyasetle ilgilenmesini yasaklayan bir kanun tasarısını 26 Haziran 1912'de meclise sevk etti. Tasarıyı hazırlayan, o sırada Harbiye Nazırı olan Mahmut Şevket Paşa'ydı. Mecliste yaptığı konuşmada, küçük rütbeli ihtilalci subayların kazandıkları siyasi güçle askeri hiyerarşiyi nasıl bozduğunu şöyle anlattı. Meşrutiyetin ilk günlerinde bir binbaşının bir yarbayın tavsiyesiyle Harbiye Nazırı tayin edildi. O sırada siyasetle uğraşan askerleri bundan men etmek mümkün değildi. Men etmeye kalksaydım mürteci sayılırdım. Belki de sürülürdüm. Onun için yapamadım. Askerin siyasete karışmasını yasaklayan tasarı, Ahmet Muhtar Paşa hükümeti zamanında 8 Ekim'de, yani Balkan Harbi'nin çıktığı gün kanunlaştı. Buna göre mitinglere, derneklere, kulüplere, gösterilere katılmak, siyasi konuşmalar yapmak, bildiri yayınlamak suç olacak. Bunu yapan subay ordudan atılacak, erler 3 ile 6 ay arasında prangaya konulacaktı. Öğretmen ve memurlar için de aynı düzenleme getirildi. Kanuna göre subaylar, padişaha, vatana, kanunu esasiye sadakat, amirlerin emrine itaat, parti ve siyasi topluluklardan hiçbirine katılmamak ve Devlet-i Osmaniye'nin dahili ve harici siyasetine hiçbir şekilde müdahale etmemek konusunda Allah ve namus üzerine yemin edeceklerdi. Yemin, askerlerin dinine göre Kur'an, İncil ya da Tevrat'a el basarak yapılacak, yazılı olarak da imzalanacaktı. Kanun çıktı, yeminler edildi ama maalesef bir işe yaramadı. Balkan Harbi'ne kurmay yüzbaşı olarak katılan İzzettin Bey, Milli Mücadele Kumandanlarından İzzettin Çalışlar Paşa, o günleri şöyle anlatır.
her garnizonda yeminler icrasına başlandı. Fakat İttihatçı ve Halaskar grubu olarak iki muhtelif fikir ve siyasete ayrılan subaylar yemin etmekle beraber birbirlerine can düşmanı kesilmişlerdi. Askeri vazifeler unutulmuştu. Seferberlik günlerinde subayların halet-i ruhiyesi bu merkezdeyken askeri eğitim ve öğretim de yetersizdi. Tarihçilerimizin gaflet başlığı altında verdikleri birçok örnek vardır. Haziran 1909'dan Ekim 1911'e kadar Sofya Büyükelçiliği yapan Asım Bey, görevi sırasında Kral Ferdinand'ı ziyaret etmiş, Ferdinand ona romatizma tedavisi gördüğünü anlatarak, "Görüyorsunuz, savaşacak halim mi var?" demişti. Asım Bey de bunu Bulgaristan'ın savaşa niyeti yok diye İstanbul'a müjdelemişti. Halbuki Fransa'nın Sofya Büyükelçisi aynı günlerde Bulgaristan'ın savaşa hazırlandığını Paris'e bildirmişti. Asım Bey, Ekim 1911'de Hariciye Nazırı, Dışişleri Bakanı oldu. Temmuz 1912'ye kadar da bu görevi sürdürdü. Osmanlı diplomatları ve siyaset adamları değişik zamanlarda Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan'la ikili ittifak yapma fırsatı çıktığı halde bunu değerlendirip Balkan İttifakı'nı önlemeyi düşünemediler. Yaklaşan tehlikeyi göremediklerinden iyi eğitimli askerleri Rumeli'den alıp Yemen isyanını bastırmaya gönderdiler. Sırpların Fransa'dan aldığı toplar Osmanlı'nın Selanik Limanı'ndan Belgrad'a gitti. Süreleri çoktan dolduğu için isyan belirtileri gösteren Rumeli'deki redif askerlerini bir süre daha silah altında tutmak gerekirken terhis ettiler. Orduda bir zaaf daha yaratıldı. Örnekleri uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. 3-5 aylık ömre sahip gelip geçici iç politika sorunlarına boğulmuş hükümetlerin savunma ve dış politika gibi hayati konularda başarı göstermeleri mümkün olamazdı. Hükümetlerin askeri siyasetten uzaklaştırmak için çıkardıkları kanunu uygulama gücü bile yoktu. Balkan Harbi'nde genel karargahta kurmay binbaşı olan İsmet İnönü, yenilginin siyasi ve askeri sebeplerini şöyle anlatır. Meşrutiyet ileri gelenlerinin iç siyaset yönetimindeki tecrübesizlikleri, eski devlet adamlarının ehliyetsizlikleriyle birleşince iç politikada huzur kurulamamıştı. Siyasi fikir ihtilafı içinde memleketin nasıl bir ahenk bulunarak idare edileceğini kimse bilmiyordu. Hiç kimse de hiçbir itiraza tahammül ve münakaşayı olağan karşılayacak geniş bir anlayış istidadı yoktu. Akıl ve tedbir, hususiyle hamiyet herkesin tekelindeydi. Siyasi hayata girmiş olan emniyetsizlik ve huzursuzluk, düşünceler üzerinde ağır bir kabus baskısı yapıyordu. Temel sorun, çok uluslu imparatorluğun çatırdayan bünyesinin yarattığı siyasi istikrarsızlıktı. Yönetilemezlik durumuydu. İktidara geldiklerinde İttihatçıların amacı İngiltere ile ittifak yapmaktı. Fakat İngiltere Rusya ile anlaşmıştı. İngiltere Osmanlı'nın meşrutiyeti başarılı olursa sömürgesi Mısır ve Hindistan'daki Müslümanların demokrasi istemesinden endişeliydi. Leon Trotski'nin deyişiyle Avrupalı köpek balıkları Türklerin devletlerini meşrutiyet yoluyla güçlendirmesinden korkuyordu. Avrupa'nın o tarihlerde izlediği bir politika var. Yani Osmanlı'nın bir noktada zamanını doldurduğu, artık tarihten silinmesi gereken bir siyasi yapı olduğu kanısını hakim. Bu o dönemlerde yapılmış gizli anlaşmalarda da somut bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden meşrutiyet olayı Avrupa'yı o denli yakından ilgilendirmiyor. Bizim Jön Türklerimiz ise bu konuda son derece diyelim saf insanlar diyelim.
bu Batı demokrasisini getirdikleri takdirde ülkede her türlü sorunun çözümlenebileceği kanısındalar. Ama bunun daha meşrutiyeti ilan eder etmez ardından işte Bosna Hersek olsun, Bulgaristan olsun, Girit olsun bütün bu olaylar aslında olayın çok farklı bir yöne doğru gittiğini görecekler ve İttihat ve Terakki'nin giderek rejimi sertleştirmesindeki temel nedenlerden biri de bunu bu tür gözlemlerde bulunması. Bir şekilde Osmanlı Devleti'nin parçalanmakta olduğunu görüyorum. Dünya Savaşı'na doğru sürüklenmekte olan Avrupa'da müttefikler yavaş yavaş belirirken Osmanlı Balkan Savaşı'na tek müttefiki olmadan yapayalnız girmişti. Osmanlı İmparatorluğu bildiğimiz gibi çok unsurlu ya da terim yerindeyse çok etnik unsurlu bir imparatorluk. Ama Osmanlı bunları bir arada tutmayı becermiş yüzyıllar boyunca. Ama giderek ulusçuluk hareketi yaygınlaştıkça etnik unsurlar daha bir ön plana çıkmaya başlamış. O nedenle Balkan Harbi aslında ilk ulusların harbi olarak nitelendirilebilir ama bu uluslar henüz daha tam oluşmamış uluslardır ve daha ön ulus diyebileceğimiz bir evreden söz etmemiz mümkün. Bunlar da etnik unsurlardır aslında. Henüz daha ulus kimliğini kazanmamış bir topluluklar birliği olarak değerlendirebiliriz Osmanlı Devleti'nin o aşamada. Osmanlı'ya göre meşrutiyet bir çözüm umuduydu. Parlamentoda temsil edilmek, özgürlüğe kavuşmak, Hristiyan unsurları da Müslüman Arnavutları da memnun edecek, böylece milliyetçilikler yatışacaktı. Umulan buydu. Meşrutiyet ilan edildiğinde herkes sevinçle kucaklaşmış, dağdaki komitacılar şehirlere inerek hürriyeti kutlamışlardı. Abdülhamit zamanında Amerika'ya göçen 50 bin Ermeni geri dönmüş, komitacılık eylemleri de azaldığı için büyük devletler 1903'teki Mürstek programı uyarınca Makedonya'ya yerleştirdikleri jandarma güçlerini çekmişlerdi. Ama bu bahar havası uzun sürmedi. Meclis-i Mebusan'da etnik ve dini kimlik sorunlarıyla ilgili şiddetli tartışmalar oldu. Resmi dil tartışmaları yaşandı. Yunanistan'ın Manastır Konsolosu Dimaras'ın Atina'ya gönderdiği raporda yazdıkları gösteriyordu ki Yunanlılar meşrutiyeti Helenizm davasına zararlı buluyorlardı. Yunanlar Türklerin despotik yönetimine karşı nefret duyacak şekilde eğitilmelidir. Kaderlerinin iyileşmesi ya kendileri ya yabancı müdahalesi sayesinde olacaktır. Meşrutiyetin bu nefreti sona erdirmesine izin verilmemeliydi. Çok geçmeden Rumlarla ilişkiler sertleşti. Ayrışmalar derinleşti. Etnik ve dinsel ayrışma orduya da yansıdı. Harbiye'de Arap ve Arnavut öğrenciler Türk arkadaşlarıyla resmi dil tartışması yapmaya başlamıştı. Gayrimüslimler o zamana kadar yani meşrutiyete kadar askere alınmıyordu. İlk defa Tanzimat'ın büyük devlet adamlarından Ali Paşa belirtmişti. Yıllarca süren askerliği sadece Müslümanların yapması, onları nüfusça ve iktisaden büyük zararlara uğratıyordu. Gayrimüslim vatandaşları da askere almak gerekiyordu. Şimdi artık Türkler de bekçiliğini kendilerinin yaptığı ineğin sütünü, başkalarının sağdığını, Osmanlı'nın sömürüldüğünü düşünmeye başlamıştı. Dönemin ünlü karikatüristi Cem'in bir karikatürü bunu anlatır. Meşrutiyet döneminde eşit vatandaşlık gereği gayrimüslimler de askere alındı. Patrikhane buna şiddetle karşı çıktı. Hatta dinlere göre ayrı ayrı ordu birliklerinin kurulmasını istedi. Parlamentodaki Rum kökenli Osmanlı milletvekilleri bunu destekledi. Tartışma büyüdü, milliyetçilikler bilendi. Leon Trotski eşit vatandaşlık ilkesi gereğince Rum, Bulgar ve Ermeni askerlerin
orduya alınmasının yarattığı etki hakkındaki gözlemlerini şöyle anlatır. Hristiyanların orduya alınması, İslam'ın devletle ordu arasındaki tek bağ olduğu şeklindeki inancı ister istemez yok etti. Böylece Müslüman askerlerin zihninde en derin boşluğu yaratmış oldu. Trotski, gavur diye muamele görmenin Hristiyan askerlerde yarattığı huzursuzluğu da anlatır. Askeri yazarlar Mahmut Muhtar Paşa, Hafız Hakkı Paşa ve Nihat Bey ise peygamber ocağı orduya gayrimüslimlerin alınmasının ordunun o zamanki yapısında birlik ruhunu bozduğunu belirtirler. Ermeni yazar Aram Andonyan, Osmanlı ordusunun zaaf noktalarını anlatırken şunları yazar. Ordunun %25'ini oluşturan gayrimüslimlere Ermeniler ve Yahudiler hariç fazla bel bağlanamazdı. Ne Rum'u, ne Bulgar'ı, ne Sırp'ı dövüşemezdi soydaşlarına karşı. Daha birçok maddi ve psikolojik etkenler Osmanlı ordusunun fiili gücünü azaltıyordu. Balkan orduları ise hem hazırlıklıydılar hem de milli ülküyle güçlenmişlerdi. Yüzbaşı Ömer Seyfettin, çok uluslu hale getirilen Osmanlı ordusunda çıkan sorunları anı defterine şöyle not etmişti. 18 Ekim 1912, askerin hepsi acemi, hatta silah doldurmasını bilmiyorlar. İhtiyatların çoğu da pomak, bir kelime Türkçe bilmiyorlar. Onbaşıların ve çavuşların içinde bir vücut, parlak ve açık bir göz göremiyorum. 30 Ekim 1912, bizde bir ideal, bir vatan hissi, nihayet bir lisan yok. Bölüğün yarısından ziyadesi Türkçe bilmiyor. Tabur Babil Kulesi gibi, ne alanın satandan ne satanın alandan haberi var. Yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Balkan Savaşı dönemini konu edinen Hüküm Gecesi adlı romanında ordudaki idealsizliği şu satırlarla anlatır. İdealsizlik, idealsizlik. İstediğiniz kadar rejim değiştirin, istediğiniz kadar adam getirip götürün, bu gemiyi yürütemezsiniz. Çünkü kazanı yanmıyor. Çünkü bu merkezi hararetten mahrum bir cisimdir. İşte elinden kızıl elmasını aldığımız günden beri Türk ordusunun hali. Bütün bu sebeplerle Osmanlı çatısı çöktüğünde altında ezilmek ve Anadolu işlerine sürülmek endişesi Türk milliyetçiliğinin filizlenmesine yol açtı. Yüzbaşı Kazım Karabekir anılarında Makedonya Rumlarının ve Bulgarlarının her yerde topluca milli marşlarını, milliyetçi türkülerini söylediklerini anlatır. Kazım Karabekir o günlerde Türklük temalı bir marş ihtiyacı duyuyordu. Millet asrındayız. Her millet gibi biz Türkler de bir varlık yapmalıyız. Bir Türk marşının her akşam kışlanın duvarlarında yankılanması ve subayların, erlerin bir ağızdan bunu okuması, bu ilk adım bir parola olacaktı. Bu düşüncelerle bir marş yapmak istedim. Aklıma Mehmet Emin Bey'in "Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, insan olan vatanın kuludur" diye Yunan Harbi sırasında yazdığı bir türkü geldi. Karabekir, 1897 Türk-Yunan Savaşı sırasında şair Mehmet Emin Yurdakul'un yazdığı bu şiiri kendisi besteledi ve her akşam kışlada askerleri toplayıp alay bandosuna çaldırdı. Yıl 1904'tü. Balkan Savaşı sırasında yaşanan felaketler, Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfusun Anadolu'ya tehcir edilmesi, Türk milliyetçiliğinin gelişmesine yol açtı. Tarihçi Erik Zürher'in de belirttiği gibi, Rum, Makedon, Bulgar ve Ermeniler, meşrutiyetten sonra eşitlik uğruna milliyetçilik iddialarından vazgeçmediler. Öte yandan Arnavut ve Araplar da kendi ayrılıkçı hareketlerini geliştirdiler. Meşrutiyetin umulan birleştirici sonucu vermemesi, Türkleri de Osmanlılık ve İslamcılıktan Türklük fikrine yöneltti. Artık İstanbul'da Türk dernekleri kurulmaya başlamıştı. Bunların en ünlüsü Türk Ocağı'ydı. Balkan Harbi'nin önemli bir sonucu da Müslüman kadınların toplumsal yaşama katılmaları oldu. Kadınlar ilk defa cephedeki orduyu desteklemek, yaralı, hasta erlere ve yoksul göçmenlere yardım etmek için seferber oldular. Yazar Yakup Kadri, Balkan Harbi döneminde binlerce yaralı, hasta asker ve on binlerce yoksul, hasta Rumeli göçmeniyle dolup taşan İstanbul'u şöyle anlatır.
Çatalca'da atılan toplar İstanbul'da duyuluyor. Hatta Rumlar bile İstanbul'un Bulgar eline düşmesinden titriyor ve gazeteleri bizim gazetelerle birlikte Türk ordusunun bir takım asılsız başarılarından bahsediyordu. Lakin her gece akın akın gelen başları, kolları ve bacakları beyaz sargılı yaralıları ne yapmalı? Her gece her gece Sirkeci Garı'ndan Şişli'ye, Kabataş'a, Fatih'e ve Topkapı'ya doğru uzanan araba zincirleri şimdiden birer mumya haline gelmiş bu beyaz sargılı insanları taşımakla bitiremiyordu. Bir an geldi ki İstanbul sağlam adamlardan çok bu yaralılarla, bu sakatlarla, bu koleralılarla doldu. Evet, koleralılar. Çünkü bir yandan Bulgar şarapnelleri, öbür yandan kolera basilleri el ele vermiş, Türk ordusunu çifte orak gibi biçmekteydi. Bu biçilen etlerle kemikler, kah bir okul koridorunda, kah bir cami avlusunda titrek yığılışlar halindeydiler. Bunlardan ne bir feryat, ne bir inilti çıkıyordu. Ünlü yazar Halide Edip, harp sırasında gönüllü hasta bakıcılık yapan Osmanlı kadınlarından biriydi. O döneme dair anılarını Mor Salkımlı Ev adlı romanında anlattı. Her sabah Fatih'ten yürüyerek Sultanahmet civarındaki bu hastaneye geliyor ve akşamları geç vakitlere kadar burada kalıyordum. Issız ve çamurlu sokakların köşelerinde duvarlara dayanarak yürüyen yaralı asker ve tir tir titreyen muhacirlerden başka kimseyi göremiyordum. Milletime ve memleketime herhangi bir vaziyet içinde kalbimdeki muhabbetin hakiki mahiyetini o günlerde anladım. Arkamda haminnemin bol çarşafı, hastaneye gelirken tek başıma Sultanahmet Meydanı'nda durur, içimde sonsuz bir hüzünle minarelere bakar, bir yabancı ordusunun bu diyara girmesi ihtimali kalbimde öyle bir acı uyandırırdı ki, yüzüstü yatıp taşları öpmek isterdim. Evet, beni bu yerden hiçbir yabancı kuvvet ve tehlike ayıramazdı. Bu toprakların mukadderatını daima paylaştık, paylaşacağız. Kadınlar savaş sırasında ilk defa üniversite konferansı düzenlediler. Yaralılar için gönüllü hasta bakıcılık yaptıkları gibi yoksul göçmenler için yardım topladılar. Kızılay o zamanki adıyla Hilal-i Ahmer bir milli uyanış merkezine dönüştü. Mısır'dan, Hint Müslümanlarından, Azerbaycan ve Kazan Türklerinden de gönüllü sağlık heyetleri, gönüllü kadın hasta bakıcılar geldi. Devletten başka hiçbir örgütü, hatta cemaat teşkilatı bile olmayan Osmanlı Müslüman toplumunda kadın, gençlik, esnaf teşkilatları hızla yayılıyor, bunları vatanseverlik ve milliyetçilik duyguları motive ediyordu. Kadın hareketinde, gençlik hareketinde, çocuk algılayışında veya toplumsallaşmada Balkan Harbi'nin çok önemli bir rolü vardır. Gerçekten daha öncekilere oranla çocuk dergilerine baktığımız vakit son derece bu dergiler artık paramiliter bir söylemle yayınlanmaya başlanmıştır. Bir vatan tutkusu, vatan özlemi, bütün bunlar işlenmeye başlanmıştır bu dergilerde. Keza kadın hareketine baktığımız vakit kadın dernekleri artık milliyetçiliği ön planda tutmaya başlamışlardır. Gençlik de keza öyle. Unutmayalım ki o tarihlerde güç dernekleri, genç dernekleri, gürbüz dernekleri, keşşaf dernekleri, bütün bu dernekler aslında daha çocuk yaşta insanları belirli bir sosyalizasyona tabi tutma girişimleridir. Uyanan milliyetçiliğin en önemli etkisi orduda görüldü. İsmet İnönü bile hatıratında söylüyor, yani bunu o kadar iyi bir şekilde orduyu reforme etti ki Enver Paşa diyor. Yani Balkan Harbi'nde rezil olan, kaçacak yer bulamayan, silahını bırakıp geri çekilen, ancak Çatalca'da durabilen Osmanlı ordusu, Birinci Dünya Harbi'nde birçok cephede, Çanakkale dahil, beklentilerin çok çok üzerinde savaştı ki yani Alman Genelkurmayı da hakikaten Alman Genelkurmayı için çok hoş bir sürpriz oldu bu. Gerçekten Alman Genelkurmayı da Osmanlı ordusunun katiyen bu şekilde savaşacağını düşünmüyordu. Ama burada da tabii yani kendisini pek çok açıdan yermek mümkün, pek çok siyasetini eleştirmek mümkün, pek çok uygulamasını, askeri kararını eleştirmek mümkün ama ordu reformunun aslan payını da Enver Paşa'ya vermek lazım ki zaten İsmet Paşa bile bunu hatıratında söylüyor. Osmanlı yavaş yavaş homojen bir Türk devleti olmaya yöneliyordu.
Karadeniz'in kuzeyinden, Kafkasya'dan ve Balkanlardan yapılan tehcirler zaten Anadolu'da Müslüman Türk yoğunluğunu son derece artırmıştı. Osmanlı şimdi yeni bir Balkan felaketiyle Anadolu işlerine sürülmemek için homojen bir ulus haline gelmeye çalışıyordu. Önceki bölümlerde anlattığımız Bulgarlarla yapılan mübadele anlaşması bunun önemli bir örneğidir. İttihatçılar 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Yunanlılarla da mübadele anlaşması için görüşmeler yaptılar. Birinci Dünya Savaşı çıktı, sonuç alınamadı. Talat Paşa hükümeti bu arada baskı yaparak Ege'deki Rumların bir bölümünü Yunanistan'a tehcir etti. Bunun sebebi sürekli toprak genişleten Yunanistan'ın adaları da aldıktan sonraki hedefinin Batı Anadolu olmasıydı. Sisam ve öbür Ege adalarını topraklarına katan Yunanistan gözünü Anadolu kıyılarına, İzmir ve çevresine dikti. Türkler yeni Yunan taleplerine karşı bir önlem olarak gerek Anadolu kıyılarında gerekse Doğu Trakya'da yaşayan Rumları sınır dışı ederek yerlerine Balkanlardan akın eden Müslüman göçmenleri yerleştirdiler. Amerikan Carnegie Komisyonu'nun 1913'te hazırlayıp 1914 başında yayınladığı Balkan raporunun 38. sayfasında yer alan harita Balkan uluslarının yayılma hırslarını gösteriyordu. Bulgaristan, Edirne dahil bütün Makedonya'yı alarak Büyük Bulgaristan'ı kurmak, Sırbistan'da Bosna Hersek, Arnavutluk ve Batı Makedonya'yı alarak Adriyatik sahillerine kadar uzanan Büyük Sırbistan'ı gerçekleştirmek istiyordu. Yunan milliyetçiliğinin hedefi ise Makedonya'da aslan payının yanı sıra Kıbrıs'ı, bütün Ege adalarını ve İstanbul'u almaktı. Balkan Savaşı'nda Yunan ordusunun Selanik'e girmesi üzerine yayınlanan poster ve kartpostallarda Yunan ordusunun Ayasofya'ya yönelişi tasvir ediliyor, Averof gemisi İstanbul'da resmediliyordu. Bizans kumandanı kıyafetli tarihi bir figür Yunan ordusuna İstanbul'u işaret ediyordu. Batı Anadolu ve İstanbul'u Yunanistan'a bırakmak zorunda kalıp İç Anadolu'ya sürülme endişesi Rum tehcirine ve mübadelesine yol açtı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu'da Rusya himayesinde bir Ermenistan kurulacağı kaygısı da o trajik Ermeni tehcirine zemin oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı'nda Venizelos liderliğindeki Yunan milliyetçileri Batı Anadolu'yu ele geçirmek için İzmir'e asker çıkarsa da işgal harekatı başarısızlıkla sonuçlandı. Balkan Harbi Türkiye'de milli mücadelenin başlangıcıdır diyebiliriz. Aslında uzun soluklu bir savaş Cihan Harbi bizler açısından. En uzun Cihan Harbi bizlerin yani Osmanlı'nın ve gerisi ardından gelen Türkiye'nin gerçekleştirdiği savaştır. Çünkü 1912'de başlamıştır, 1922'de son bulmuştur. Bu uzun soluklu savaşın aslında birbirini tetiklediği savaşlar birbirini tetiklemiştir. Bunu göz ardı edemeyiz. Ve şunu da hemen belirtmekte yarar var. Birinci Dünya Savaşı ya da Cihan Harbi'ndeki kayıplar bağlamında en yüksek kayıp bu topraklarda verilmiştir. Yani 5 milyon civarında Anadolu nüfus yitirmiştir. 18 milyondan 13 milyona düşmüştür. Değişik unsurlar vardır bu düşen nüfus içerisinde ama şunu da unutmamak gerekir. Bu nüfusun 2,5 yani 5 milyonun 2,5 milyonu da Müslümandır. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. O nedenle Balkan Harbi aslında her şeyden evvel bir ulus kimliğine doğru yönelişin başlangıcıdır. Ve bir diyelim bu ulus kimliği milli mücadeleyle birlikte doruk noktasına varacaktır ve Cumhuriyet Türkiye'sine açılımı sağlayacak. 1932'de Türkiye'nin nüfusu 15 milyondu. Bu nüfus içinde sayımlarda kayda geçmiş 315 bin kişi sakattı. Kolu, bacağı topaldı, çolaktı, kamburdu.
Trahom salgınından gözleri kördü. Ayıp sayılarak kızlardaki sakatlıkların bildirilmediği o zamanki sayımlarda 90'lar olduğunu dikkate alan uzmanlar, 10 yılda 3 milyon ölü vermiş olan Anadolu'daki sakat sayısının da 1 milyona yakın olduğunu belirtirler. Nerelerden bugünlere nasıl geldik hiç unutmayalım. Artık göçeceğimiz başka yer yok. Balkan Harbi'ndeki facialardan alınacak ders onun tekrarına meydan vermemektir. Milliyetçi savaşların çağı geçmiştir. Milletlerin geleceği barıştadır. Bugün Türkiye'de etnik farklılıkların yeni bir Makedonya cinnetine, yeni bir Balkan felaketine dönüşmesi ihtimalinden herkes sakınmalıdır. Unutmayalım, Yugoslavya'da yaşanan facialar Balkan Harbi kadar da uzakta değil. Balkan Savaşları'nın 100. yılında bütün Balkan milletleri açısından geçmişteki facialardan dersler çıkararak yarınlar için kuvvetli siyasi, ekonomik ve kültürel bağların geliştirilmesi yeni nesillere daha iyi bir dünya bırakmamızı mümkün kılacaktır. Bu temenniyle hoşça kalın.